Şimdi de scooter sürüşüne uygun kasları tanıtacağım. 4 tane kas çıkarttım. Tabii ki çok daha fazla kas var. Daha önceden söz ettiğim gibi. Üstüme de bir tane 4 mevsim Rika'nın Discovery montunu giydim. Hani size örnek olsun diye. Bir arkadaş çünkü hani bunlarla beraber bir kombin yapabilir misin demişti. Eldiven önerisi de sunacağım ama onları bir kombin yapıp diğer farklı bir video ile paylaşacağım. Scooter kombin diye bir video yapacağım. Burada şu GT'yi de daha önceden sunmuştum. Hani enduro sürüşleri de uygun, scooter sürüşüne de uygun. Sizin hani bütçenize göre kask önerileri çıkarttım. Next SX100 var, elimizde bolca var. Şu GT Air var, elimizde bolca var. Bell'in Qualifier'ın yeni tipleri var. Bu hem spor sürüşüne hem scooter sürüşü için de alıyor arkadaşlar. Kabertlük var. Kabertlük naked'de olabilir. Hani scooter'da da alan var, enduro'ya da alan var. Tamamen sizin seçiminiz. Ben bu 4 kaskı çıkarttım. Schubert'in yine C3'ü alınabilir, C3 Pro'su alınabilir. Şimdi bunların özelliklerine geçelim. Ne gibi özellikleri var? Hani kabuğuna en çok güvendiğim kas tabii ki Shoei GT Air. Next SX100 bildiğiniz gibi kademeli açılan bir camı var. Hepsinin kademeli açılan bir camı var. Bu şekilde hani giderken isterseniz hani bir panik halinde hafiften kaskınızın camını açabilirsiniz. Veya işte hani bunu aldığınızda açıp biraz rüzgar alabilirsiniz. Ama o devamlı surette olan bir duruma dönmesin. Çünkü herhangi gözümüze herhangi bir şey kaçabilir. Toz, taş, kum herhangi bir şey gelebilir. O yüzden de hani kaskınızın camı her zaman kapalı olsun. Shoei GT Air'ın tabii dış kompozit yapısı gerçekten güzel. Havalandırması gerçekten güzeldir Shoei GT Air'ın. İçi terletmez, buğu yapmaz. Aynı zamanda hani kaza sırasında çıkabilen yan kırmızı halkalara sahip, mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç petleri gerçekten güzel. Boyuna oturabilmesi güzel çünkü bu boyuna oturabilmesi sayesinde uzun sürüşlerde, uzun seyahatlerinizde o ağrımayı kısmen engelliyorsunuz ve rüzgar geçmesi de aynı zamanda engelleniyor. Çünkü boyundan hani rüzgar almaya başladığınız zaman sürüş bittiğinde gerçekten büyük bir ağrı yapabiliyor. Tabii ki hani ön üst havalandırma kanalları var. Arkada da bir hava çıkış kanalına sahip. Bu 1415 gramlık bir kask. Şu GT Air'in bir özelliği tabii. Bir önceki videoda söz etmemiştim. Bir tane güneş vizörüne sahip olması. Ön havalandırma kanalları gerçekten iyidir. 10 adet havalandırma kanalı koymuşlar. Mikrometrik bir bağlantısı var. Bir dış kabuğa sahip. Bell Qualifier'in polikarbon bir dış kabuğu var. Kademeli açılan bir cam var. Bakış açısı gayet iyi. Ön havalandırma kanalları gayet fazla. Önünde, üstünde hava giriş kanalları var. Hava çıkış kanalları elle idare edilemiyor. Onlara da şu petek şeklinde bir yapı koymuşlar. Yanında da hava çıkış kanalları var. Ve bu da 1587 gramlık ağır kaslardan bir tanesi. Ama hani güvenlik açısından double D bir bağlantıya sahip. Ve boyun petleri iyi oturan bir kask. Bir iki tane arkadaş bu Bell Qualifier hakkında bir şeyler söylemişti. O arkadaşlarım bunun da altına yorum yaparsa sevinirim. Hani petleri hakkında bir şeyler söylemişti. Hani alacaklara da örnek olsun diye söylüyorum. Yani bunları scooter'da kullanabilirsiniz. Spor ve naked'larda da kullanabilirsiniz. Hani karışık kullanan arkadaşlar var. Mesela hani kendi bütçesine göre alıyor veya dışarıdan herhangi bir şey duyuyor. Ama hani bence bu spor sürüşe uygun değil. Bu da değil. Bu hani kısmen evet bence Shoei GT Air, Enduro Scooter, Naked için uygun, spor sürüşe uygun değil. Ama kullanan var mı? Var. Evet. Kabertlük'ün nasıl özellikleri var? Yine geniş bir bakış açısı var. Biraz daha öne çıkık, sivri çeneli arkadaşlara daha kolay olabilecek bir kask. Bir çene pedi var. Burun pedi kısmen yok. Ön hava çıkış giriş kanalları var. Üst hava giriş kanalları var. Tepesinde bir tane, şurasında içindeki vizörü açmak için bir yeri var. Tam bunu da tepesine koymuşlar. Bunu daha önceden hani zaten kullananlar biliyordur. Ve işte bu da 1550 gramlık bir kask. Tabii ki bu İtalyan yapımı bir kask. Ve hani işte mikrometrik bir bağlantısı var. Bunun da boyun petleri iyidir.
Aslında hani boyun petleri kötü olan bir kask yok. Bir arkadaş Next S200 için hani çene petleri çok iyi değil falan dedi. Ama tabii o bir kişinin yorumu. Bence çene petleri fena değil. Çene pedi, boyun pedi ve iç petleri fena değil. Güzel bir kastır. O yüzden yani Shoei GT-R'ı mı seçersiniz? Next S200'ü mü? Dükü mü? Bell Qualifier mı? Tamamen size bırakıyorum. Sizin bütçenize bırakıyorum aslında. Üstündeki monta gelince, yani en son monttan söz edeceğim demiştim. Discovery modeli, Rika'nın bir modeli. Hem yani işte omuz, dirsek ve sırt korumasıyla beraber geliyor. Biraz bunu açayım da öyle göstereyim. Bir de hani ben videoları paylaşırken çoğunlukla hani kesmeden paylaşıyorum. Yani bazılarını kesiyorum, kesmek zorunda kalıyorum çünkü korna çalıyor, dışarıya çok yakınım. Biraz da gürültülü oluyor, kusura bakmayın. Ve hani mikrofon bile olmuyor aslında. Çok fazla hani girip çıkan olduğu için de gürültü kesilmiyor. Bunun bir iç astarı var. Bu iç astarı çıkartıp sürdüğünüzde yaz sürüşüne uygun olacaktır. Yaz sürüşüne uygun olsun diye zaten hani bir tür şu kısımlarında hem fileli bir doku yapmışlar. İç astarı çıkarttığınızda o fileli dokunun rüzgar geçirgenliğinden faydalanabilirsiniz. Bu iç file dokusu hem buralarda var hem şu kısımlarda var. Bunlardan hava alabilir. Bunu naked ve hani enduro sürüşlerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Scooter'da da kullanabilirsiniz. Spor sürüşlere çok uygun değil tabii ki. Hani kol içlerinde şöyle çıt çıtları var. Bileklerinde cırt cırt ve fermuarları var. İç astarı var dediğim gibi. İç astarında hani bu tarafında bir tane, iç astarının içinde bir tane telefon yeri koymuşlar. Hani bu eski telefonlar için aslında. Yeni telefonlara çok uygun olacağını zannetmiyorum. Çünkü o kadar büyük bir yapısı yok. Bu tarafında bir tane cep var. Astarı çıkarttığınız zaman içinde fileli bir dokusu var. O da hava alabilir ama kış sürüşlerinde uygun şekilde astarla beraber kullanılabilir. Hem yağmur geçirmez. Ve yağmur geçirmez derken de tabii ki belli bir dereceye kadar yağmur geçirmiyor. Onu da aklımızda tutalım. Arkadan görünüşünü de göstereyim. Gerçekten hava alabilir. Birçok deri olan Scooter Naked Enduro'ları da olabilecek bir mont. Uygun eldivenleri ve Scooter'ın diğer ekipman veya diğer tavsiyelerinin hepsini ben tanıtacağım. Hepinize iyi sürüşler.